Evet 2025 tayfa. Hocam yazın bize ne yapacaksınız? Bizimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Bizi unuttunuz diyorsunuz. Mesajlar alıyorum böyle. Haklısınız arkadaşlar. Birazcık öyle oldu unuttum. Kusura bakmayın. Normalde 1 Temmuz'da bir video yayınlayacaktım. 2025 tayfa yaz programı diye atacaktım. Fakat biraz geç kaldık. Bir hafta gecikmeyle kusura bakmayın arkadaşlar. 2024 tayfa ile uğraşmaktan gerçekten zaman bulamadım. Yoğunduk ama o video artık geldi arkadaşlar. Geliyor. Şimdi ben şunu tavsiye ediyorum. Kendi koşulumdaki öğrenci öğrencilere de onu yaptırıyorum. Zaten arkadaşlar bakın ben burada yayınladığım videolarda kendi yaptırmadığım hiçbir şeyi paylaşmıyorum. Yani gerçekten samimiyetime inanabilirsiniz. 2025 tayfa belki beni yeni tanıyorsunuz ama 2024-2023'lere sorabilirsiniz. Bu kanalda samimiyet var. Kesinlikle hikaye anlatmıyoruz. Yalan yanlış şeyler söylemiyoruz. Elimizde olanları söylüyoruz arkadaşlar. Kendi öğrencilerime ne istiyorsam ne söylüyorsam onu da size de söylüyorum. Buna emin olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben 2025 tayfaya şunu tavsiye ediyorum. Hemen çalışmaya başla tabii ki Temmuz ve Ağustos ayını çok iyi değerlendirin. Fakat genelde dershanelere falan yazıldınız. Değişik yerlerde şey yapanlar var ya da mezuna bırakacak olanlar var. Şimdi ben mezuna bırakacak ya da dershaneye giden arkadaşların hepsine sesleniyorum. Yani 2025 sınavına girecek herkese sesleniyorum. Bence Temmuz ve Ağustos'ta farklı farklı dersler çalışmayın. Matematik, Türkçe, geometri. Bu üçünü çalışın sadece. Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde bu üçüne odaklanın. Bakın arkadaşlar 2024 AYT matematik çok zor zor geldi. 2021'den bile zor geldi. Şimdi buradan çıkartmamız gereken ders var. Bu kadar zor gelmez inşallah önümüzdeki sene. Ama bu ÖSYM'ye biz güvenemeyiz. ÖSYM'ye güvenmiyoruz arkadaşlar. ÖSYM her şeyi yapabilir. Bence yanlış yapıyor. Bak 2022 ve 2023'te övdüm. Hatta geçen sene ben ÖSYM'ye teşekkür diye video çektim attım. Ama kusura bakmasınlar bu sene bence yanlış yaptılar. Tamam sınav çok kolay olmasın. Çok kolay olduğu zaman da yığılma oluyor. Kabul ediyorum. Ama bu kadar da zor olmasın arkadaş. Bu kadar da zor yapıp insanların niye niye hayattan soğutuyorsunuz yani? Öyle sorular sorular ki arkadaşlar gerçekten hani bakın o sorular için bir dakika iki dakika yetmez. En az 4-5 dakika uğraşmanız gerekiyor. Ben uğraşmadan hiçbir soru yapamadım. Kusura bakmayın. Ha şimdi kolaydı bilmem ne diyen matematiği varsa hiç kusura bakmayın dinlemeyin onları da yani. Tamam gerek. Size tavsiyem şu. Özel ders almadan olmaz mı? Olur. Dershaneye gitmeden olmaz mı? Olur. Her şey olur arkadaşlar. Ama dershaneye gitseniz daha iyi olur. Bir düzene girersiniz. Ne bileyim bir kursa gitseniz iyi olur. Yani özellikle kalanlar. Seneye ben kendim çalışacağım derseniz bakın olmuyor arkadaşlar. Çünkü bizim öğrencinin düzene ihtiyacı var. Tertibe ihtiyacı var. Kötü de olsa bakın hep söylüyorum ben en kötü program programsızlıktan iyidir. Yani o yüzden size tavsiye mutlaka bir programınız olsun. İşte ben size bir tane program veriyorum. Beğenirseniz buyurun kullanın. Beğenmezseniz canınız sağ olsun. Başka şeyler yapın ama bir programınız mutlaka olsun. Ben kendi koçluğumdaki öğrencilere de bunu yaptıracağım. Yaptırıyorum daha doğrusu. Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde yapmamız gereken şey şu. Hemen programı size de bir göstereyim arkadaşlar. Şimdi bakın Temmuz'un bir tabii ki bugün geçtik arkadaşlar. Bir hafta geç başladık kusura bakmayın. Ama bu programı biz Eylül'ün 15'inde okullar açılacağını düşünürsek yani Eylül'ün 15'ine kadar öteleyebiliriz. Yani yeterli vakit var şey yapmayın panik yapmanıza gerekiyor. Şimdi her gün ikişer saat arkadaşlar matematik, Türkçe ve geometri çalışıyoruz. Yani toplamda 6 saat çalışıyoruz her gün. Hocam çok değil mi? Çok değil. Az değil mi? Az değil. Tam kararında. Ara kalan vakitlerde gezin, dolaşın, oynayın hiç fark etmez. Hocam bugün işimiz var bir yere gideceğiz. Tamam o gün hiç ders çalışmayın ama ertesi gün mutlaka bu açığı kapat. Tamam mı arkadaşım? Bu Temmuz ve Ağustos'u çok iyi değerlendirmen gerekiyor. Birinci gün mantık, Paragraf doğru da açı. Bak dikkat edin matematik ve geometriyi konu konu yaptım ama Türkçe'de sadece paragraf yaptım arkadaşlar. Türkçe'de sadece paragraf çözmeni istiyorum. Hocam dil bilgisi çalışmayacak mıyız? Şimdi değil. Çalışacağız ama ileride. Oturuyorsun paragraf testi çözüyorsun. Sürekli paragraf çözüyorsun. Hocam kitap okumak faydalı olmaz mı? Olmuyor arkadaşım. Yani kitap okumak bizi kurtarmıyor. Yapmamız gereken şey bol bol paragraf testi çözmek. Gidiyorsun en ucuzundan bir tane paragraf kitabı alıyorsun. Bak 3 tane 4 tane almıyorsun. Bir tane alıyorsun. O bitince gidiyorsun ikinciye alıyorsun. Arkadaşlar evde bir sürü kitap boş duruyor. Lütfen elinizdeki kitapları bitirin öncelikle. Hemen ailenize yük olmayın. Peki hocam matematikte hiçbir şey bilmiyorum ama sen buraya mantık yazmışsın. Buraya doğru da açı yazmışsın. Ben ne yapacağım? Bir de 3 gün mantık çok değil mi? Değil. Bazılarına bir gün yeter, bazılarına 3 gün yeter. Ama genelde 3 günde iyi de olsa kötü de olsa bir öğrenci mantığı bitirirse tavsiyem şu arkadaşlar. Burada en önemli olay bu. İşte seviyenize uygun kitaplar seçmek. Seviyenize uygun kitap seçerseniz bunun hepsini yapabilirsiniz. Şimdi birinci seviyedeki öğrenciler için yani temel seviyedeki bir öğrenci için Hocam benim matematiğim çok kötü. Ben 1-2 net bile yapamıyorum. Ne yapacağım? O zaman sen aktif matematik gibi... Antrenmanlarla matematik gibi birey A gibi bir kitap alacaksın. Yani temel seviye bir kitap alacaksın. Hangisini alacağım benim için önemli değil. Ben burada reklam yapmıyorum. Dediğim gibi bu kitapların yanına başka kitaplar da eklendi. Yani yeni başlayanlar için yeni kitaplar da var ama ben genelde bu üçünü tavsiye ediyorum. Hiç fark etmez hangisini alacaksın. Git en ucuzunu al. Benim zaten söyleyeceğim şey şu. Git en ucuzunu al. Peki hocam benim seviyem o kadar kötü değil. O zaman ne yapayım? O zaman piyasadaki normal kitaplardan bir tane al. Hiç fark etmez. Ama hocam ben de çok çok iyi bir öğrenciyim. İşte fen lisesindeyim bilmem ne. O zaman bence TYT ile falan uğraş. Senin TYT ile değil, senin daha yoğun bir programına ihtiyacın var. Yani derecelik öğrenci programına ihtiyacın var. O zaman bunlarla vakit kaybetmesen. Ama 0. seviyedeki ve birinci seviyedeki öğrenciler için çok güzel bir program bence bu. Bu programın sonunda TYT'yi, matematik ve Türkçe'yi halletmiş olacaksın. Yaz aylarında ortadan çıkacak. Muhtemelen bir seviye tespit sınavı olacak dershaneye gidersen. O sınavda da iyi bir şeyler yaparsın. Daha iyi bir sınıfa kalabilirsin. O yüzden bu Temmuz ve Ağustos ayını boş geçirme. Hocam ben tatil yapacağım. Kusura bakma arkadaşım. Tatil yok artık. 2025 Tayfa'ya tatil bitti. Üzgünüm. Ders çalışacaklar. Şimdi benim programda bunun Excel'ini atacağım arkadaşlar. Buranın altına da eklerim. Merak etmeyin. Bunun Excel'ine çok rahat ulaşabilirsiniz. Tamam mı? Ulaşamazsanız bana mail atın. Ben gönderirim size. Arkadaşlar ben ilk 3 gün mantık dedim. Sonraki 4 gün kümeler dedim. Sonra kartezyen çarpım bir gün demişim. Temel kavramlara 3 gün sayı basamaklarına bir gün dedim. Bölünme kuralları iki gün. EBOB, ECOG iki gün. Rasyonel sayılar 2 gün, basit eşitsizlikler 2 gün, mutlak değer 2 gün, üslü sayılara 3 gün vermişim, köklüye 3 gün, çarpanlara ayırmaya 3 gün vermişim ve ikişer saat istiyorum gençler. Her gün 2 saat matematik testi çözüyorsunuz. Tamam konusunda çalışıyorsunuz, testinde çözüyorsunuz ama gerçekçi olun. TYT matematikte çalışılacak konu çok fazla değil. Kitabı açtın, konu anlatımına fazla bakmana gerek yok. Bunlar zaten senin ta 8'den itibaren gördüğün ve bildiğin konular. Aşina olduğun konular. O yüzden konu çalışmaya gerek yok. Otur soru çöz. Dediğim gibi seviyene uygun bir kitap seç ama. Tamam mı? Şimdi gelelim şey tarafına, geometri tarafına. Doğru da açı 2 gün, üçgen açı 3 üç gün, dik üçgen 2 iki gün, ikiz kenar üçgen 2 gün, eşkenar üçgen 2 gün, açı ortay 3 gün, kenar ortay 3 gün, açı, açı kenar bağıntıları 3 üç gün, üçgende benzerlik 3 üç gün, üçgende alan 4 gün, Sonra da tekrar yapacağız arkadaşlar. Bunun Ağustos programı da var. Merak etmeyin bu da Ağustos programı. Ama Ağustos programını da arkadaşlar ben bekletiyorum. Şimdilik bunu ilerleyen bir tarihte Ağustos'un birinde yayınlayacağım size. Yani şimdilik Temmuz programını yayınlıyorum. Tamam mı? Temmuz programında yapmanızı istediğim şeyler bunlar. Her gün 2 saat matematik, 2 saat paragraf testi çözüyoruz Türkçe. TYT Türkçe 2 saatte arkadaşlar geometri çalışıyoruz. Matematik çok önemli. Matematik olmadan olmuyor. Eşit ağırlıkçılar ve sayısalcılar için söylüyorum. Şeyde de sözel ve dilde matematik çok çok gerekmiyor. Bak çok çok gerekmiyor ama şöyle bir program yaparak bu Temmuz ve Ağustos sayını bu şekilde değerlendirirseniz dilciler ve sözelciler en azından birinci sınavda bir 5-10 tane bile matematik yapsanız size katkı sağlıyor. Matematik yapmadan sözel kazandım diye kazanılır merak et etmeyin matematiksiz sözel kazanılabiliyor dedim diye bayağı linç yedim bayağı bir laf yedim ama öyle arkadaşlar bakın dilci ve sözelcinin bence çok fazla matematikte zaman kaybetmesine gerek yok ama şu anda Temmuz ve Ağustos aylarındaki hazırlık sürecini bence kullanabilirsiniz yani sözelci ve dilcilere de bu programı tavsiye ediyorum fakat şunu derseniz de anlayışla karşılarım hocam ben matematiğim yok matematiğe de çok zaman ayırmak istemiyorum tamam o zaman sen bu programdan sadece paragraf uygula 2 saat her gün paragraf testini çöz Geri kalan 4 saatte sen kendi derslerini çalış. Tarih, coğrafya ya da dilse dil konularını çalış. Anlatabiliyor muyum? Ama yine de 5-10 tane de olsa matematik yapmak, TYT'de matematik yapmak işe yarıyor. Sözel ve dilcilerin derece yapmak isteyen öğrencileri varsa, hocam ben sözelde derece yapacağım, dilde derece yapacağım, o zaman bu programa kesinlikle uymanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, 2025 başladık. Hayırlı uğurlu olsun. 2025 tayfa içinde yine dediğim gibi videolar atacağım. Ama asıl ne zaman başlıyoruz arkadaşlar? Tabii ki okullar açılınca. Ama okullar açılana kadar şu bahsettiğim programı uygulayabilirsen senin için çok güzel olur. Bunun sonunda eminim matematik temelini atmış olursun. Ondan sonraki günlerde de AYT matematikle daha rahat boğuşabilirsin. Herkese başarılar dilerim.